Herkese merhaba arkadaşlar. 4 Nisan 2020 iddia tahminlerinden hepinize merhaba. Bugün 3 Nisan için 2 tane maç vermiştim. İdeal tahminlerimizin ikisi de gelmiştir. Bu da tek maça giren bir arkadaşımızın fotoğrafı örnek olsun diye gösteriyorum. 3 Nisan'da verdiğimiz maçlarda Gorodaya maçına 2.5 al tahminini vermiştik. Ve ayrıca 0'dan 0 tahminini vermiştik. Ki ben bunu Instagram'da şunu da söylüyorum. 0'dan 1 olaraktan bazı takipçilere vermiştim mesaj takipçiler sıfırdan iki bitti. Ama ideal tahminimiz iki buçuk alt tahmini başarılı bir şekilde gelmiştir. Az önce de gösterdim zaten giren arkadaşlarımız vardı. Dinamo Misk maçına ise 2-3 gol demiştim. İdeal tahmin olaraktan ve Dinamo Misk'in kazanacağını söylemiştim. 2-3 gol bitti ve Dinamo Misk kazandı arkadaşlar. O tahminimle geldi. 2 maç tahmini yapmıştım. Aynı şekilde o tahminler de başarılı şekilde sonuçlandı. Eee... Fakat buna da sıfırdan bir demiştik. Sistem olaraktan. O sıfırdan bir gelmedi. Direkt birden bir oldu maç. Onu da söyleyeyim. Başka diyecek bir şeyim kalmadı. 4 Nisan için maçları gösterelim. Yine Belarus liginden vereceğim 3 tane maçın. 3 maç var zaten. 3 maç analizini yapacağım. İsteyenler dediğim gibi 25 altı beğenirsiniz. Kafanız yatarsanız tek maç arkadaş girmiş mesela örnek olaraktan. Kazanmış. Sizler de öyle yapabilirsiniz yani. İsteyen istediğini girebilir. 3 maçın analizini yapacağım. Hangisi kafanıza yatıyorsa o maçı girerekten değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaş değerlendirmiş. Şunu da söyleyeyim. Instagram'dan bize takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Dün hatta dediğim gibi tek maç olarak da maç vermiştim. O maç sıfırdan bir olarak da vermiştim. 2.5 alt maçını. O gelmedi. Yine iletişime geçmek isteyen varsa soruları varsa Instagram'dan sorabilirsiniz. Aktif bir şekilde. Instagram'da bulunuyoruz. Onun dışında 3 maç. Dediğim gibi hangisini kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İlk maçımız Neman maçı. Baktığımız zaman ev sahibine 1.28 oran açmışlar. Favori görmüşler. Beraberlikte 3.50. MS2 ise 50, 6.50 şeklinde bir oran açmışlar. Puan durumuna baktığımız zaman her iki takımında 3 puanı bulunuyor. Bir mağlubiyet, bir galibiyetleri var. Son maçlarını iki takım da kazandı. Gördüğünüz üzere e, attıkları yedikleri goller de aynı. İki gol atıp bir gol yemişler dedik. Her iki takımda biri 7. diğeri de 8. sırada yer alıyor. Şimdi ev sahibine baktığımız zaman ev sahibi ilk maçın arkadaşlar bir 0 mağlup oldu. Bu maçta da şöyle bir durum oldu. E, yine maçın iyi oynayan takımı ev sahibiydi. İstatistik olarak da yani gördüğünüz üzere zaten e, ağır basan taraf ev sahibi oldu. Fakat Golü zaten 90. dakikada yedi. Son dakikada yediği golle e, mağlup oldu. Genel olarak topa hakim olan takım ev sahibi bir direkten dönen şutu vardı ki zaten Torpedo ilk maçta korner dahi atamamıştı. Shakhtar'ın kendi evinde oynadığı maçta. O yüzden ev sahibi iyi bir futbol oynuyor diyebiliriz ki son maçında Gordia'ya karşı rahat bir galibiyet aldılar. Bu maçta analiz olaraktan baktığınız zaman 23 şut çekip 11 isabetli olmuş. Deplasman'ın da Sadece bir korneri var mı ve aynı şekilde bir tane isabetli şutu var. Deplasman gerçekten daha koordineli bir şekilde futbol oynadığını düşünüyorum ben açıkçası. Bu takım gerçekten e, Neman maçında iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum. O yüzden gerçekten güven, güven veren bir takım. E, ve daha organize, şimdi Neman'a karşı daha organize bir takım olduğunu da söyleyebilirim. Kalite olarak ise zaten ev sahibi daha iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim ben size. Karşılaştırmaya baktığımız zaman son 5 maçta hatta son 4 maçtır zaten ev sahibi yenilmiyor arkadaşlar. Bunu da rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ve son 4 maçtır golde yemiyor. Hatta son 5 maçtır gol yemiyor. Neman takımından. Ve son 5 maçta sanırım şöyle baktığımız zaman aynen son 5 maçta şöyle baktım. Hiç gol yedi diye mi atılıyor mu diye baktım. Aynen hiç gol yememiş. Bu maçta ben ev sahibinin rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Zaten daha organize bir takım. Ev sahibinin savunması ise daha çok başarılı. Zaten son oynadığı maçlarda da gol bulamamışlar. Neman'a baktığımız zaman ilk hafta mağlup oldular. Bu maçta da istatistik olaraktan futbol olaraktan daha kötü oynadılar ve direkten dönen topları da vardı. Alt olan bir maç zaten. Son oynadığı maçlarda da galip geldiler. Bir tepsinin zaten kötü olduğunu ben söylemiştim. Bu maçta da iyi futbol sergilediler. Ama ben bu maçta arkadaşlar taraf bahsine yönelmenizi öneririm. O da e, MS1 şeklinde olacaktır. 1.28 oranı var. Bu oranı arttırmak isteyenler varsa handikap olaraktan da 1.85 oranı var. E, ki bunun oranı daha fazlaydı. Handikapın oranı daha fazlaydı. Sonradan düştü. Kalite olaraktan farklı olduğu için ben bu maçta ev sahibinin rahat bir galibiyet almasını düşünüyorum. Bir sürpriz olacağını sanmıyorum. O yüzden değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Eee oran yükselmek isteyenler varsa Handikap 1 seçeneğinden de bu maçı değerlendirebilirler. Diğer maçımız Bate -Borisov maçı. Şimdi bu maç gerçekten önemli bir maç. Gerçekten orana da gerçekten güzel bir maç. Oranı direkt 2 idi. Oran düştü tabi. İddiaya baktığımız zaman Bate -Borisov çok kötü bir gidişatı var. 1-22 oranı açmışlar. Geçen sezon arkadaşlar Bate Borisov ligi ikinci sırada tamamladı. 1 oranı var. Şu an bu iki maçta. Beraberlikte e, deplasman galibiyetine ise 6-1-6 şekilde bir oran açmışlar. Puan durumuna baktığımız zaman Bate'nin son 2 maçta da mağlup olduğunu söyleyebiliriz. 0 puanı var. Eksi 3 avaracı var. 2 gol atıp 5 tane gol dedi. Deplasmana baktığımız zaman Deplasman 1 gol atıp 1 gol dedi. 3 puanı var. Zaten bir maçını 1-0 galip geldi. Bir maçında 1-0 mağlup oldu. Bate arkadaşlar savunmada büyük açıklar veriyor. Son maçta dakika 10'dan mı falan gol attı. Aynen dakika 10'da gol buldu. Ama ardına 2 tane gol yedi. Savunmada 2 tane isim ilk defa oynuyor. isimlerini hatırlamıyorum. Çok fazla hücum açığı var. Çok fazla pozisyon veriyorlar rakiplerine. Şöyle baktığımız zaman zaten Bate Borisov korner dahi kullanamamışlar. Ama Bate bir çıkış yapmak isteyecektir. Geçen sezon ikinci bitirdiler. Artık galip gelmeye zamanlar geldi diye düşünüyorum. Ama taraf bahsinizle yönelmenizi önermiyorum açıkçası. maçta oran biraz yüksek. Deplasmana baktığımız zaman e, Deplasman takımı da birincilikten yükselen bir takım. O yüzden son iki maçtır da çok fazla gol bulamasalar da bir gol atıp bir gol yediler zaten iki maçta son maçta mağlup oldular. Bu maçta da e, yine iyi bir futbol oynadıklarını sö e, söyleyebilirim. Ben maçın analizlerine falan bakmıştım. Hücum iştahı açık bir takım. Ben Batavolus'un bu kötü savunmasına en az bir savunmasından faydalanıp en az bir gol atacaklarını düşünüyorum. Çıkış arayan Bate Borisov da gol atacaktır diye düşünüyorum. KG varın oranı 2 orandan 1.80 orana kadar düşmüş. Oranı 2 idi ben baktığım zaman. 1.80 oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız bunu da değerlendirebilirler. Dediğim gibi hangi maç kafasına yatıyorsa onu değerlendirirse daha iyi. Kimseyi olamıyoruz dediğim gibi. İsteyen istediği maçı alıp kafasına yatıyorsa biz zaten burada analizlerini anlatıyoruz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Analizlere video like atıp Kanala abone değilseniz abone olursanız da seviniriz. Son maçımız Dinamo Brest maçı. Şimdi ev sahibinin 1.25 bir oranı var. Beraberliğin 3.70. MS2'nin ise 6.75 şekilde bir oranı var. Puan durumuna baktığımız zaman son şampiyon Dinamo Brest 4 puanı var. İlk maçında berabere kaldı. Son maçında galip geldi. Son maçında da şöyle maçlara baktığımız zaman 1-0'lık. Yine son dakikalarda geldi. Pardon. ilk yarıdan gelmiş gol. İlk attığı golle skoru üstünde rahat bir şekilde korumuşlar. Şöyle istatistik olarak baktığımız zaman da iyi futbol oynadıklarını söyleyebiliriz. Son şampiyon olduğu için takımın üstünde biraz baskı var. O yüzden iyi futbol oynamak da biraz isteyeceklerdir. Yani iyi futbol oynamayı Dinamo Vires takımı bu maçta galip gelmek isteyeceklerdir. Zaten iddia oranı ise 1.25'ten favori görmüşler ama ben Açıkçası 1.25 25 olana yönelmenizi düşünmüyorum. Patlayabilecek bir maçlardan bir tanesidir bu maç. Bu maçta biraz farklı bir tahmin yapacağım. E, maç sonu falan tahmini değil direkt ilk yarı 0 tahminini düşünüyorum. Ben bu maçta 2 oranı var. Aralarında oynanan maçlara baktığımız zaman Böyle reklamı geçersem Aralarında oynanan maçlara baktığımız zaman Son maçı 4-2'lik kazanmış 2019 yılında kendi evindeki oynadığı maç 0-0 bitmiş. Deplasman takımı da bir hafta galip geldi, bir haftada da mağlup oldu. Son maçta da Batavorysov'u yendi. İyi bir futbol oynadığını söyleyebiliriz. Bu maç arkadaşlar patlayabilir. Çok fazla gol beklenilen bir maçlardan bir tanesi olmayabilir diye düşünüyorum. Ben ilk yarı 0 tahminini bu maçta açıkçası öneriyorum size. İlk yarı 0'ı değerlendirmek isteyenlerin zaten değerlendirebilir iki oranı var. Şimdi maçtan üstünden geçtiğimiz zaman Neman maçına ne dedik? MS1 dedik. 1.28 oranı vardı. Oran yükseltmek isteyenler handikap bir şeklinde de değerlendirebilirler. Bate Borisov maçına KG varın oranı 2 1.80'e kadar düşmüş. KG var dedik. Her iki takımın gol bulacağını düşünüyorum. Dinamo Bires maçına ise ilk yarı 0 dedik. Ee, patlayabilecek maçlardan bir tanesi. Çok gol beklenen maçlardan bir tanesi. O yüzden e, ben bir patlama ihtimali olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk yarı 0 bence ideal. Analizler bu şekilde arkadaşlar kafasına yatan arkadaşlar değerlendirip oynayabilirler. Fazla söze gerek yok. Herkese başarılar diliyorum. i̇lk yarı maç sonu tahmini yapmadım. Direkt ideal tahminlerimi yaptım. Dediğim gibi emeğe saygıdan like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Herkese başarılar diliyorum.